Getir, getir. Ağların azapı. Ya bakayım paşam. Aferin benim oğluma. Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı cumalar, hayırlı günler. Evet, iki gündür sürüdeyim. İki gündür ben otarıyorum. Hayvanlarım yeşile çıktılar. Çok mutlular. Meğeliye meğeliye otluyorlar. Şimdi küçük azapı görüyor musunuz? İki gündür benle birlikte davarda. Davarın yanında çekip köye gitmiyor. Akşama kadar dün benle durdu. Eve geldiğinde bir tane kuzu ölmüştü. Onun ciğeri vardı. Azap'a verdim. Yedi onu. Ödüllendirdim. Bugün tekrar bende davarda. Böyle böyle bir ay içerisinde daha da davara alışacak. Çok hoşuna gidiyor çünkü dağa geliyor. Dağda geziyor. İşte fare mağara yakalıyor. Koyunun etrafında dolanıyor. Bizim Sultan'ı getirmem lazım. Sultan biraz kaytarıyor. Sultan Hanım'ı kaytarıyor. Gerekirse ipe alışık değil. Bir tane iple onu davara getireceğim. Davara getirdikten sonra açacağım. Bırakacağım davarın içinde. Böyle böyle götürmem lazım. Sultan'ı sürüde görmemiz lazım. Mermi Sultan'ı sürüye çok yakışıyor. Yani sürünün içinde böyle sanat eseri gibi geziyor. Tın 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 böyle at tay gibi yürüyüşleriyle Sultan Hanım'ı da getirmem lazım. Köyde görünen büyük dağın yanına geldim. Koyun kendi kendine gidiyor. Ben de pek ellemiyorum. Otluya otluya gitsin diye. Ya izleyicimiz yazmış. Sürünün koyunun önünde dur ki çok gitmesin. Yavaş yavaş gitsin. Koyun bugün bilmiyorum çok gidiyor. Kaç sefer önünde durdum. Durmuyorlar. Böyle yukarı vuruyorlar. Azap yani baba azap. Aynen bu şekilde dağlarda büyüdü arkadaşlar. Yavruluktan başladı. Yaklaşık Yalova'ya gidene kadar, 2 yaşına kadar dağlarda vaktini geçirdi. 1 sene Yalova'da kaldı. Ondan sonra tekrar geldi. Dağlarda yaşamaya devam ediyor. Şu anda küçük adapa baktım. Onu gördüm. Bu arada gerçekten aşırı bir benzerlik var. Sesi bile benziyor. Kuyruk acayip benziyor. Tip, gözler aynı küçük adap. Şu an bakıyorum, vay be dedim, yani hiç aklıma gelmeyecek şey, o günleri düşünüyorum. Şimdi bakıyorum oğlu burada, oğlu aynı şekilde dağlarda büyüyor. Mesela o tarafa koşturuyor, bu tarafa geliyor, keşfediyor, öğreniyor. Bizim küçük adap da aynı, babası gibi böyle dağlarda büyüyecek galiba. Bu ona çok fayda edecek, ciğerleri açılacak. Zaten şöyle söyleyeyim, küçük adap çok efsane bir köpek olacak. Azap'a baktım mesela ben geçtiğimiz şeyi var mesela. Google fotoğraflarım var benim. Oradan baktım. Azap 2 yaşından sonra bile gerçekten bayağı kabalaşmış. Mesela köpek 2 yaşına kadar büyür diyorlar ya. Köpek 2 yaşına kadar büyümüyor arkadaşlar. 5'e kadar yolu var. Yani bizim Azap iyice kalınlaştı. İyice büyüdü. Bizim küçük adap da 2 yaşına gelecek, boyunu tamamlayacak. Ama 4'e falan geldiği zaman gerçekten yani iskelet yapısı olsun, kas yapısı olsun. Şu anda mesela şey yazıyorlar. Yani bu yaşta bu kas falan diye maşallah. Tam böyle 4-5 yaşlarına geldiği zaman çok felaket bir görüntüye sahip olacak küçük adap. Onun da büyük ihtimal sırtı yere gelmeyen, çok sert, iyi boğuşan bir köpek olacak. Şu anda en iyi hala 8 aylık. Daha böyle 1.2 yani 14 aylık 15 aylık olduğu zamanlarda böyle benim tahminim bir tanesini tutacak burada. Yani artık burada paça mı olur, başka bir köpek mi olur, yani büyük ihtimal tutacak. Annem diyor ya bu azattan beter olacak diye. Düşün, annem zamanında azat için bunu ver, bu bizim başımızı belaya koyar demişti. Şimdi de azap için diyor ki bu azattan beter olacak diyor. Karabaşlara gidiyor. Gidiyor, ürüyor, üstlerine gidiyor. Her zaman diyorum arkadaşlar. Damarı neyse olur. İşte paça için saygı duyuyorum. Karanlığa bağlayalım, et yedirelim, şöyle yapalım, işte bağlı tutalım.
diye söyleniyordu. Ben diyordum yani bu olmayacak. Çünkü damarı neyse olacak. Neye çekmişse yani neyse içineyse o olacak diye. Mesela paçada bunları göremiyorduk o şey zamanlarında. Küçük Adap şu an mesela boğuşmak istiyor, öyle söyleyeyim. Yani kalabaçların oraya gidiyor ya, boğuşmak istiyor arkadaşlar. Tabii bu çocukluktan çıktığı zaman, biraz daha kendine güveni gelmeye başladığı zaman Küçük Adap bombayı patlatacak. Artık Azat'la mı tutuşur babasının intikamını almak için, ya da başka bir köpeklerden burada işte ne bileyim kaplan olur. Çünkü bu yaz Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim yaklaşık bir 6 ay daha gelişecek. 6 ay daha büyüyecek. Bir şeyi var yani tam babasının karakterinde. Şu an enik olduğu için biraz tabii çocuk, insan çocukken de böyle biraz enerjik olur, şey yapar. Küçük Adap o çocukluktan da böyle çıkmaya başlayacak yavaş yavaş. Babası gibi aynı böyle sessiz sakin bir moda girmeye başlayacak. Tam 4-5 yaşlarında daha da babası gibi olmaya başlayacak. Böyle bir yapıştın mı, tek tuttun mu, zaten Azap'ın öyle bir tek tutar. Kolay kolay ağız değiştirmez. Tek bir noktayı tutar. Ondan sonra o yerden yere vurmaya başlar köpeği. Bizim Küçük Adap resmen babası. Annesine de benziyor. Ama mesela kuyruğunu sarıyor. Babası gibi. Annesini biliyorsunuz, kuyruk yok annesinde. Ama bakın Küçük Adap kuyruk aynı babası gibi olacak. Yani Azap fotokopi yavru verdi arkadaşlar. Maşallah, biz şaka maka sürüyü çoğalttık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Karnı doyuyor. Kuzuya koşuyor. Özellikle bizim ne kuzuya koşması ya? Benim de kafam karıştı. Kuzu burada zaten. Niye böyle geniş aşağı diye mi acaba? Aşağı doğru olduğu için böyle bir dın 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 koşuşturma durumu başladı. Ses ver diyor davara, ses ver. Nasıl ses vereyim bilmiyorum ki. Durun ya. Köpekler çiftlikte bu arada. Arabamda. Ben gitmiyorum. Soner abi gelecek, benim arabayı getirecek. O da gelecek 2-3 gün köye. Biraz diyor kafa dinleyeyim köyde. İyi oldu. Köpeklerin. Ben davardayken babam el arabasıyla götürmüş. İyi oldu arabayla. Yemeklerini götürdüm davardan sonra. Davardan dün geldim, biraz yorgundum. Tabii daha da koşturmaca. Çık in, çık in. Heh. Maşallah maşallah. Vay be. Bu davarı ben bine çıkarırım ya. Ben bir şey kafaya koyduğum zaman yapıyorum. O konuda gerçekten bayağı hırslıyımdır. Şimdi biz bu babam bugün sabah kahvaltıda konuşuyoruz. Bir kuzuyu da satacağız falan, erkekleri. Ne zaman falan. Yakın tarih gibi anladım. Şöyle büyük ihtimal bir ay falan otlar. Ondan sonra erkekleri satacağım diyor. Dişileri ayıralım diyor. Ben geçen videoda söylemiştim ya arkadaşlar. Dişiyi de satalım, hazır koyun alalım diye. Dişiyi ayıralım diyor. Ne oluyor size ya? Azap dur Azap. Azap sen efsanesin ya. Azap felaket bir şey ya. Maşallah. Ya siz niye durmuyorsunuz? Dişiyi, erkeği satacağız. Bakalım ne olacak. Bu sene... Benim niyetim yani şöyle yapabilirsem bir 20-30 koyun daha alayım. Koyun çok güzel bir şey ya gerçekten. Çünkü mesela bu sene 20-30 koyun aldık. Bu koyunlar gene hamile kalacak. Sonra tekrar doğuracak. Ondan sonra o kuzular satılacak, koyun alınacak. Bunlar tekrar hamile kalacak. Sürekli çoğalıyor maşallah. Sürekli çoğalıyor yani. Mesela ben duyuyorum, diyor ki ben 20 koyunla başladım, şu an diyor 700 tane koyunum var diyor, bak maşallah. Düşünebiliyor musunuz rakamı? 3-4 sene içerisinde bu hale getirebiliyor. Tabii sadece kuzuları, dişleri ayırarak değil, tabii kazandığını da alıyor. Ondan sonra birikim yapıyor, o şekilde alıyor. Yani müthiş bir rakam 700. Ben de tabii bu esnada sayı çoğalırken şu an çok sistematik gidiyoruz. Yani az sayıyla ben çobanlığı da öğreniyorum. Yarın öbür gün işte sayı çıktı 300'lere 500'lere falan. O zaman daha da
koyun otarmayı iyice öğrenmiş, kapmış olacağım. Zaten bizim çok şükür, yani Allah'a şükür olsun, yani öyle bir köyümüz var ki. Bugüne kadar düşündüm. Bugün yani konuştum hatta birisiyle, yani ne kadar büyük hata yapmışım ben. İlk geldiğim zaman başlayacaktım. Yani o zaman koyun 2,5 lira, 3 lira herhalde, öyle o civarlardaydı. Şimdi koyun olmuş 15 lira, 12 lira. Yani o zaman toplasaydım belki de şu an yani 5 liraya yakın davarım vardı. Geç olsun güç olmasın, Allah her şeyin hayırlısını versin arkadaşlar. Paşam, ada paşam benim. Sen gel buraya, sen eş. Gel içeriz. Paşam benim eşeğim. Sana akşam gideyim gene bir kıyak yapacağım. Tosunum benim. Tamam mı? Dolapta sana özel menü hazırlayacağım. Böyle davara geliyorsun ya sen. Sana böyle özel menü hazırlayacağım ki sen de bu işleri öğren. Ya şunu tipe bir bak ya. Bildiğin azap ya. Bildiğin azap bu azap. Şu uşum benim, tosunum. Ben işte böyle davara geleceğim, tamam mı uşum benim? Sürüde kendi ekmeğimi verdim. Ekmek aradım var, öyle peynir. Azap'a yediriyorum. Küçük Azap'a. Ne oldu sen ne oldun? Sana da verdim ekmek. Ona da ekmek verdim. Ya adam tam davarcı ya. Bak koyun o kadar alışık ki koyuna. Dur. Kuzum dur, koyunum. Beni ısırma, dur. La dur. Git şuraya botla. Soruyu otla. Azap paşa. Biraz bir parça kalsın, tamam mı? Midem şey yaparsa ben de bir parça yiyeyim ekmek. Tosun, ben sana akşam kıyak yapacağım. Şurada 1-2 saatimiz kaldı. Kimler bilir, şunları eskiden biz de yapardık. Böyle şunu ıslatırlar arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Birçoğunuzu mağazaya götüreceğim. Şunu ıslatırlar böyle. Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam, öyle hatırlıyorum. Taşla böyle ezerler. Sonra bu böyle şey olur. Kına haline gelir. Bildiğiniz kına olur. Sonra işte kına yakarlar kendilerine. Şunlardı yanlış hatırlamıyorsam bunlar. Daha bu yaşta boynuzların çıkmış. Öndeki erkek, bu dişi çok tatlılar ya. Bizim için iki tane daha doğdu. Sahnenlerde bir tane kaldı doğuracak. O da eli kulağında. Az kaldı, o da doğuracak. Ne oldu? Bizim 3 sahnen, 2, 4, 6, 9 sahnene çıkacak. Gıdıklarıyla beraber. Onları da bulundururuz. Belki de belli olmaz. Sahnen olur, satılır. Sahnen sütlü. Yani şöyle 50 koyunun, 100 koyunun içinde bir 6-7 tane sahnen güzel olur. Süte de tat verir. Değişik keçi sütü olur. Bazen içiyorum keçi sütü. Çok faydalı. Bir yandan yavrularımız için de olacak. Azap yapma. Yapma. Azap. O sana, evet, koyunlara koşmuyor. Başka bir şeye koşuyor. Koyunlar ona koşuyor zannediyor. Bir şeyi de kavradı yani. Koyunu da kavradı. Küçük Azap'ı davarcı yapacağım. Kurt yıktıracağım küçük Azap'a. Azap soyu kurt boğmuş diyecekler. Bunu olacak bence. Azap'a denk gelseydi gördük. Böyle baba yiğit köpekler var maşallah. Kurda öyle birebir alıp da boğan. Var mıdır? Olabilir. Yani mutlaka yaşanmıştır. Yaşanmamış değildir. Tuzu beğendin mi? Belki de hayatında yemişsindir tuz. Daha önce babam verdiyse tuz verdim buna. Gelmiş beni kokluyor.
Gelmiş beni kokluyor. Bu da gelmiş beni kokluyor. Kuzucuklarım benim. Erkek misin lan sen? Bakayım. Erkek. Yani şenefsiz şenin. Doydun mu? Doydun, yanıma geldin. Merak ediyorsun ne yapıyorum ben diye. Evet, geldik. Benim arabam çıktı. Dönerken de kralı köye götüreceğim. Şöyle bir durum var. Uğurlar geldiler, hayvanları getirdiler. İşte bir türlü kralı getiremediler. Gelmişken dedik onu da götürelim. Burada sahipsiz kalmasın. Kral, sır mı Uğur? Hı? Tamam, aferin benim. Alış kokumu al. Aferin ya. Aa, hayvan sevindi ha. Hayvan sevindi. Gerçekten hayvan sevindi. Köye gideceğini anladı. Eşek seni. Lan ilk defa sevdim lan seni. Kral. Kral adamdır adam. Eşek herif seni. Aferin oğlum. Evet, herkese hayırlı akşamlar. Kralla götüreyim, kralı bırakayım. Özgürlüğüne kavuşsun köyde. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.